Tasgir yani küçültme, işte adam adamcık gibi ya da insan insancık ya da patron patroncuk gibi böyle cık cik eki getirilen Türkçe'de ama Arapça'da farklı bir uygulaması olan küçültme kipine geliyoruz. Racul adamdır. R, C ve Lam harflerini, Ra, Cim, Lam harflerini kullanarak Cim ile Lam arasına Y'yi koyacaksınız. Ruceil. Bakın Ruceilun. Adamcık. Yani veznimiz bir tanedir. Fuaylun. İşte Nehrun, Nuheyrun. Kalemun, Kuleymun. Kalemcik. Çok kolay bir vezin. Defterun. Burada bir değişiklik oldu. Dört harf var burada. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Dört harf olunca Dufay Tirun Fuay İlun Fuay İl birinci harf, ikinci harf, üçüncü harf, dördüncü harf onu yerine koyacaksın. Mesela Cuay Firun bakın Cuay Fir Dufay Tir Muney Zilun Muney Zil. Evet bu kalıbı çok insan biliyor ama şu kalıbı pek az kişi biliyor. Fuay İl. Evet. Dört harfli isimleri de tabi bu isim üzerine yapılan bir küçültmedir. Ona dikkat edelim. Fiil üzerine değil. Dört harfli isimler bu şekilde yapılır. Fuayil. Örneklere devam edelim. Dört harfliler. Ha beş harfliler. Bu sefer beş harfliye geldik. Mesela kandil. Hani kandil ismi var Türkçe'de. Kuney değil. Kuney değil. Fuay bu yanlış yazmış. Kuney değil olacak. Şufeta değil. Veznimiz çünkü Fuay'il. Bakın Fuay'il. Burada bir tane y'si fazladır. Dört harflinin veznine göre. Ha, Usfurun Useyfir. Bakın. Miftahun Mufeytih. Mufeytih. Bu şekilde bunları da beş harfli olarak çevirdik. Tasgir küçültme demektir. İsim 3 vezinde küçültülür. Bu vezinler zaten fuayl, fuayil, fuayil diye 3 vezin. Şu üçüncüsü fuayil. İkincisi fuayil. Bir de diğeri fuayil. Fuaylun, fuayilun, fuayil. Bu 3 vezni ezberlememiz lazım. Semai müennes bir isim küçültülünce müennes bir isim yani. Semai. Gerçekte müennes değil. Yani semaidir. Mesela güneş gerçekte erkeği yok ki dişi. Ona gerçek dişi diyelim. Keza el. Elin dişisi yok ki. Erkeği yok ona dişi diyelim. Ama bunlar semai müennestir. Ha bu semai müennesler nasıl yapılır? Onunla ilgili bir kayda var. Sonuna illa teymir butası eklenir. Mesela Şems. Şümeyse. Şümeyse. Ondan sonra normalde bu şu kalıptadır arkadaşlar. Tamam mı? Şümeys. Ha, Şümeys diyecektik. Sonra Taymer buta eklenince Şümeys'e oluyor. Yani bu kalıptan çıkmıyor. Ona dikkat edin. Bu kalıp devam ediyor. Şems, Şümeys. Çünkü üç harflidir. Üç harfliler değişmez. Mesela yet. Yüdey yet. Yüdeyyetun. Yüdeyyetun. Burada bir tane Y kabul ediliyor. Üç harflerin üçüncüsü Y olarak kabul ediliyor. Yüdeyye. Aynun Üyeyne. Bu Üyeyne bir insan ismine de veriliyor bazen. Arapçada var Üyeyne. Uzunun Uzeyne. Bakın. Aslında Uzeyn. Fuayl vezinde Uzeyn olacaktı. Ya yani, Tay Merbut'a geleceği için. Çünkü bunlar mühendestir. Üçü, dördü de. Ama Semai mühendest sonra Tay Merbut'ası şart. Uzeyne. Hakkı müennes. Ha. Şimdi yani erkeği dişisi olan müennes. Küçültünce sonuna tay merbuta yine eklenir. Mesela ummun annedir. Eğer küçültme annecik desek Ümeyme. Normalde ummun 3 harftir. Hemze, mim. Nasıl olur bu fail vezine göre? Fuayl vezne nasıl olur? Yani buraya hemze, buraya mim, buraya da mim getireceksin. Umeymun, umeymun. Sonra tay merbuta ekleyeceğiz. Umeymun değil, umeymetun.
Yani yine bu kalıptadır. Değişmiyor. Üç harfli oldu mu o kalıp. Anacık. Tabi burada ikisi karışmış. Bu anacıktır. Bu ise anadır. Bu şekilde onu da yaptık. Müsenna bir ismi. Küçültmek için müsenna, yani ikil bir isim. Küçültmek için önce o kelimenin müfredi küçültülür. O kelimenin müfredini önce küçülteceksiniz. O küçülttüğünüzün sonuna elif nun getireceksiniz. Bu da bir kaidedir. Zaten elif nun ikil alametidir. İş değişmez. Raculani. Müfredi nedir? Raculundur. Üç harf olunca ne oluyor? Fuail vezni. Ruceylun. Bakın. Ha bir de bu semai müennes değil. Ya da gerçek müennes de değil. Ona dikkat ediyoruz. Dolayısıyla Ruceyl diyor. Eğer müennes olsa Ruceyletun diyecek. Ruceylun. Sonra elif nun ekler. Ruceylani. Bu şekilde yaptık. İşte kalemani, kalemun, kuleymun, kuleymani, nehrani, nehründür. Yani bir nehir. Nuheyrun, nuheyrani. Evet. Erkek çoğulunu küçültmek için önce o kelimenin müfredi küçültülür. Sonra vavnun eklenir. Yani erkek çoğulu bu sefer ikil değil, erkeğin çoğul hali. Yine müfredi bulacağız. Onu küçülteceğiz. Sonra vavnunu ekleyeceğiz sonuna. Mesela şairun. Şairler demektir. Vavnunu at. Şair. Çünkü müfred yaptık çoğulu. Şuayrun. Şair. Bunun fuayil vezninde olması gerekir. Bunu artık ezberlememiz lazım. Yani kelimeler dört harfli olduğu zaman bunun kaçarı yok yani. Bunun şuayir vezninde olması gerekiyor. Beş harf olunca da şuayir, yani fuayil olacak. Ha bunu unutmayalım. Dört harf şiyan, işte şin, elif, ayn, ra. Dört harf olunca şuayir diyemezsiniz. Ne olacak? Şu burada vav, bu elif yerine vav takdir edilir. Şuvey fuayil, şuveyir. İşte şuveyir onun küçültmesidir. Dört harfli olduğu için bu sigada. Vavnun ekle şuveyirun. Şaircikler. Kafirun. Evet, çoğulu müfret yaptık. Şimdi dört harflidir. Küfeyfir. Küveyfir. Evet, yine bu elif. Elif'in yerine vav koyun. Küveyfir. İsim failde böyle. Kafir isim faildir. Küveyfir. Küveyfirun. Yine vavnun ekledik. Küveyfirun. Dört harflidir. Müennes çok. Sonra elif ve t eklenen müennes. Erkek çoğulda vav ve nun ekleniyordu. Şimdi müennes çokluğu nasıl yapacağız? Mesela tiflat. Tiflatünün çoğuludur. Çocuklar. Kız çocukları, kızlar diyeceğiz. Şimdi tiflatun. Müfredi. Kaç harflidir? Dört harf. Tufeyle. Tufeyle. Normalde fuay ildi. Yani ha. Arkadaşlar şimdi burada bir şey aslında bunu da demesi gerekiyordu. Onu dememiş. Yani burada tiflatunda arkadaşlar tay merbuta kelimenin aslında yok. Aslı tifildir kelimemiz. Aa, bu kelimenin aslını da tifil olarak düşünün. Üç harfli oldu mu? Tufeil oluyor. Tufeil yaptınız. Tekrar onu tay merbutasını koyun. Tufeile. Sonra o tufeylat şeklinde çevireceksiniz. Aslında bu işte bu müennes, yani müennes çokluk müfret yapıldıktan sonra tay merbutası da görülmesin. Çünkü görülürse bu sefer dört harf gibi zannedilecek. Ha, bu da görülmeyince üç harf kalıyor. Tifl. Tifl de üç harfli fuayl vezni. Tufeylun. Müennes yap tufeyletun. İşte bu tay mebutayat elif tay koy tufeylat bu şekilde yaptık. Yine aynı şekilde bakın rihlat rihletun rihl olarak düşün 3 harf ruhaylun ruhaylatun ruhaylatun sonra ruhaylat seyahatçikler oluyor. 40 çokluk bir ismi küçültmek için önce o ismin müfredi küçültülür. Sonra kelime müzekker ise sonuna vavnen 40 çoğul bakın. Kırık çoğul. Yani vav nunu yok. Bunu küçültmek için mine müfredi bulunur. Müfredi küçültülür.
Sonra kelime müzekker ise sonuna vav nun eklenir. Artık kırık çokluktan çıkıyor. Kırık çokluk onda yok artık. Normal salim çokluktur. Eğer müzekkerse vav nun ekleyeceğiz. Müennesse elif ta. Mesela rical kırık çokluktur. Müfred nedir? Raculdur. Racul. Bunu rüceyl yapıyoruz. Üç harfli olduğu için. Fail vezni ya. Rüceyli müzekkerdir. Rüceylun şeklinde vav nun ekli. Kırık çokluk artık gitti. Mesela cuhalun. Bu cahil kelimesinin çoğuludur. Cuhalun. Cahil dört harflidir. Ve bu elifi vav olarak kabul ediyoruz. İsmi failde biz gördük yukarıda. Cüveyhil. Cüveyhil bir müzekker olduğu için Cüveyhilun şeklinde. Yine katibe kelimesinin, müennesin çoğuludur. Kevatip. Katibetun ismi fail müennesinin çoğuludur kevatip. Müzekkerinin değil. Dolayısıyla bu yine bu tayı merbutayı görmeyin. Katip. Katip. Kuvey tip. Mühendis alametini getir. Kuveytibe. Evet. Sonra bunu Kuveyti bat şeklinde mühendis olduğu için elif te getirmiş. Temuru tumurun tumurun. Bu temir yani hurma isminin kırık çoğuludur. Tumur. Şimdi tumur kelimesinin müfredini bulduk. Üç harflidir. Tumeyr. Müzekker midir? Hayır. Hurma. Müennes. Semai müennes. O zaman tumeyrat şeklinde elif te'yi getiriyoruz. Evet ödev var. Onu bir sonraki çalışmamıza bırakalım. Çünkü başka uzun bir çalışmadır ev ödevi. Oraya bakacağız.